Şimdi arkadaşlarım amca bize ne demiş? P ile Q polinomlarını çarpmış. Çarpım polinomundaki x küplü terimin katsayısını sormuş. Yani hepsini bul dememiş. Sadece x kübü bul demiş. O zaman ne yapacağım? P polinomu yerine değerini yazacağım. X kare eksi x artı 1. Q polinomu yerine de değerini yazacağım. X kare artı 3x eksi 1. Bunların hepsini amele gibi çarpmama gerek yok. X kübü elde edecek şekilde kimle kimi çarpabilirim diye düşüneceğim. Mesela x kare ile hop x'i çevrimi çarparsam bu ikisini buradan 3x küp gelecektir. Eksi x'li terimle hop x kareli terimi çarpıyorum. Yine eksi x küp gelecektir. 1 ile varsa ikinci kısımdaki x küplü adamı çarpmalıyım. Ama öyle bir adam yok. O yüzden diyorum ki demek ki başka bir şeyi çarpamam. Bu ikisinin çarpımından arkadaşlarım x küplü terim 2x küp olarak bulunur. Yani adam size çarpım polinomunu bulun diyorsa her bir terimi teker teker çarparsınız. Hangi sorudaki gibi? Mesela buradaki gibi. Biz bu soruda ne yapmıştık hatırlayalım. P polinomunu vermişti adam bana. P yerine değerini yazmıştık. Q polinomunu vermişti. Q yerine değerini yazmıştık. Ondan sonra teker teker çarpmıştık. Çarptık. Ay. Çarptık. X küp oldu. Çarptım. Artı x kare oldu. Çarptım. Eksi x kare oldu. Ve çarptım. Eksi x oldu. Diyerek sonra da toparlamıştık. Bütün polinomu çarpmıştık dikkat ederseniz. Çünkü çarpımını istemiştik. Tamamını istemiştik. Ama bu soruda arkadaşım sadece x küplü terimi istiyor. O yüzden sadece x küplü terimi bulmak için kimle kimi çarpabilirim diye düşünüyorsunuz. Tamam mı? Burada takıldığımız bir yer var mı? Hocam yine bu soruda x kareleri ortak parantez alarak yapabilir miydik? X karelerini niçin ortak parantez alacağız? Yani hocam x kare ile çarptığımız zaman x küp ediyor ya. Ha, yani tabii ki olabilirdi ama derecesi daha büyük olan terimler için o çok da iyi bir fikir değil aslına bakarsanız. Bakayım bir sonraki örnek öyleyse yapalım. Tamam neyse hadi bir bunu da yapalım. Olmazsa ben size bir örnekle kendim yazayım. Tamam mı? Daha büyük bir örnek yazayım. Daha rahat görelim. Şimdi arkadaşlar P polinomuna baktınız. Normalde P polinomundan PX artı 1'i bulmak için ne yapmalısınız? X yerine x artı 1'i yazarız. X yerine x artı 1 yazmalısınız. Hadi yazalım. P polinomunda x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Ama şimdi buraya bir dikkat edelim arkadaşlar. P polinomu acaba güzel bir polinom mu? Yani bakın x kare diyor, 1 diyor, bir de eksi 2x diyor. Sanki evli mutlu çocuklu moduna benziyor, değil mi? Evet. Bu aslında kim arkadaşlarım? Bu aslında bir çift. Kimin? X eksi bir karesi şeklinde. Eğer siz, tabii şu an bunları fark edemeyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çarpanları ayırmayı henüz anlatmadık. Çarpanları ayırmayı daha detaylı anlattığımızda o zaman bu soruyu çok daha kolay bir şekilde çözebileceksiniz inşallah. Px artı 1 polinomunu bulmak için şimdi işte artık biraz önce yaptığımızı yapabiliriz. Yani x yerine ne yazabiliriz? X artı 1 yazabiliriz. Yazıyorum arkadaşlar. Polinomda x gördüğüm yere x artı 1. Burası x artı 1 eksi 1'in karesi oldu. Şunlar cırt cırt birbirini götürdü. Ve cevabı x kare olarak buldum. Şimdi amca bana ne sormuş? X kare eksi 1 ile px artı 1'i sormuş. Ki o da x kare demek. Çarpıyorum. Hop hop. Bu da x üzeri 4 eksi x kare olur. Herif çarpımın tamamını bulun demiş. O yüzden biz tamamını çarptık dikkat ederseniz. Sadece belli bir terimi sormamış. Mesela kuzularım bununla ilgili adam bize şöyle bir soru da sormuş olabilir. Diyelim ki px polinomu ne olsun? X üzeri 5 eksi 3x küp artı 2x kare artı 4x eksi 2. Fantazi değil mi? Q polinomunu da azıcık büyükçene verelim. X üzeri 4 artı 3x küp eksi 5x kare artı dedik eksi oldu. Hayırlısı Allah'tan 4x artı 3. Böyle verdi.
Adam sordu. Px çarpı Qx polinomunun, yani polinomunda diyelim, çarpım polinomunda neyi sorsun mesela bize? X üzeri 7'li terimin katsayısını sorsun. Ne yapabiliriz arkadaşlar burada? Düşünelim. İsterseniz ben size yazayım siz düşünene kadar. Önce polinomları yakışıklı bir şekilde yazıyorum. Şimdi şu ana kadar gördüğüm bütün polinomlar küçüktü, değil mi? Dolayısıyla da hani fantazi yapıp çarpabilirdim. Ama şu an gördüğüm polinom çok büyük ve bana çok vakit kaybettirir. X üzeri 7'li terimi bulmak için o zaman tek yapabileceğim şey eşitlemek. Hemen eşitleyelim. X üzeri 5'li ile kimi çarpabiliriz X üzeri 7 olması için? X üzeri 2'yi. X üzeri 2. Bu x'in çarptığım zaman arkadaşlar tabanlar aynıysa üstler toplanır kafasıyla çarpıyorum. Eksi 5 tane x üzeri 7 oldu. Devam edelim. X küplüğüyle kimi çarpabilirim? X üzeri 4'ü. Çarpıyorum. Şu ikisini çarparsam eksi 3 x üzeri 7 oldu. Başka x kareliyle kimi çarpmam lazım? Normalde x üzeri 5 ama yok. X üzeri 5'i var mı? Yok. X ile x üzeri 6'yı yok. Eksi 2 ile de diğer taraftaki x üzeri 7'liyi yok. O zaman bunları toparlarsam bu eksi 8 tane x üzeri 7 olur ve aradığım cevabı bulur. Tamam mı kuzularım? Mesela son bir tane örnek yapalım size. Aynı polinom için bu sefer diyelim ki x üzeri 4'lü terim. X üzeri 4'lü terimin katsayısını istiyorum. Evet, bana yardım etmek isteyen var mı? Kim Şule parmak kaldırıyormuş. Evet Şule'cim, hadi bakalım. Beraber yapalım. Hocam burada iki tarafta da x üzeri 4 yapmaya çalışırız. O yüzden burada x üzeri 5 ile bir şey bulamayız. O yüzden o yok. Evet. X üzeri 3 ile x'i birleştiririz. Diğer taraftaki x'i. Tamam. Ne oldu? Evet. Eksi 7. İstersen yazayım ben sana. Karışmasın. Evet. Artı dedik. Devam edelim. X burada, kareyle. X kareyi bulmamız lazım. O yüzden. Evet, evet. Onları da yazıyorum. 2x kare çarpı eksi 5x kare. Devam edelim. X ile x üzeri 3. Evet. Yazıyorum. 4x çarpı eksi değil artıymış 3x küp. Devam edelim. Eksi 2 ile de x üzeri 4. Bunu da siyahla yapalım. Bakalım sabit de eksi 2 ile x üzeri 4'lü terimi yazıyorum. Eksi 2 çarpı x üzeri 4. Hadi bunu bir düzenleyelim şimdi. Ne oldu? 12 üzeri x, 12 x üzeri 4. Güzel. Artı, yok pardon, eksi 10 üzeri eksi 4. Abo, o ne be? 10 üzeri. 10 üzeri 4. Evet, 10 x üzeri 4. Artı 12 x üzeri 4. Evet, ve? Eksi 2x üzeri 4. Evet. Topladığımız zaman şu ikisinin toplamı bunu götürecektir. Cevabımız 12 x üzeri 4 olarak bulunacaktır. Önemli olan şey derecelerimizin kimler oldu? Hani bu örnek de size göstermiştir ki paranteze almak burada çok iyi bir fikir değil. Teker teker hangisiyle çarparsam şu çıkar diye düşünmek lazım. Tamam mı kuzuların? Takıldığımız bir yer var mı? İçiyorum. Geçtim. Şimdi canlarım.
Hadi bakalım buradayız. Önce bu sorudan önce başka bir soru çözmek istiyorum. Bu çünkü direkt dağılmış azıcık coşkulu canına. Şunu çözmek istiyorum önce. Evet. Şimdi buradan P3'ü sormuş adam bana. P3'ü bulmak için ne yapabiliriz arkadaşlar sizce? Ne yaparsak P3'ü bulabiliriz? X artı 1 yerine 3 yazsak olur mu? Aynen. X artı 1'i yani ilk polinomun, siz hemen yazmayın lütfen. X polinomun içine 3 yapabilirsiniz. Yani X artı 1'i 3 yapmak için X yerine 2 yazabilirsiniz arkadaşlar. Buradan P3 çıkar artı P1 çıkar. Burası da 8, 8, 0 olur. Burada dikkat ederseniz P3'ü bulmak için aslında kime ihtiyacımız varmış arkadaşlarım? P1'e ihtiyacımız varmış. Veya P3'ü bulmak için bu sefer buranın içini 3 yapabiliriz. Buranın içinin 3 olması için X yerine 4 yazarsınız. Ve P5 artı P3 16'dan 8 çıkarsa 8 diye bulursunuz. P3'leri bulmak istiyorsanız arkadaşlarım mecburen ya P1'e ya P5'e ihtiyacınız var. Yani bir alt basamağa ya da bir üst basamağa. Ki biz geçen fonksiyonlar konusunda bu tür sorulara ne demiştik? Merdivenli sorular demiştik. Merdiven soruları demiştik. Hatırlıyor musunuz? Ben size aşağıda bir basamak verip yukarıya çıkmanızı isteyebiliyordum. Ya da yukarıdan bir basamak verip aşağıya inmenizi isteyebiliyordum. Ama burada farkındaysanız ne aşağıdan bir basamak vermiş bana adam ne yukarıdan bir basamak vermiş. O zaman ne yapacağım arkadaşlarım? O zaman yapabileceğim tek şey var burada. Şunların hiçbirini madem uygulayamıyorum o zaman diyorum ki kendim kendime demek ki benim polinomu bulmam gerekiyor. Polinomu bulmalıyım. Çünkü alt basamak da yok. Üst basamak da yok. Nedenini anladınız mı arkadaşlar? Bunun merdivenli işlemler gibi ya da fonksiyondaki gibi olduğunu, ona benzediğini ama herhangi bir alt ya da üst sınır verilmediği için de biz bunu maalesef yineleme yaparak bulamıyoruz. O zaman mecburen polinomu bulmaya çalışmalıyız dedik. Buraya kadar sorun var mı önce? Yok. Şimdi P polinomunu nasıl bulacağız peki? Bakıyorum iki tane aynı dereceli polinom toplanmış ve birinci dereceden çıkmış. Diyorum ki ulen diyorum o zaman P polinomu aslında birinci derecedenmiş. AX artı B. Yani kim nasıl fonksiyon gibiymiş? Bu AX artı B'ye biz ne diyorduk? Doğrusu. Nereden doğru. Anladık böyle olduğunu? Bir daha söylüyorum. Toplamın derecesi 1 ise o zaman gerçek polinomun derecesi de yani anne polinom diyelim biz buna. Anne polinomun derecesi de 1 olmalıdır dedik. Peki anne buysa ondan türeyecek yavrulara bakalım. Yavrulardan bir tanesinin Px artı 1 olması lazım. Anneden çıkan yavru. Peki Px artı 1'i bulmak için ne yapmalısınız arkadaşlarım? X yerine x artı 1 yazacağım. Anneden çıkan ilk yavruyu bulmak için. X artı 1 artı B. Sonra bakıyorum bir de bana kim lazım arkadaşlarım? Px eksi 1. Px eksi 1'i bulmak için ne yapacağım? X yerine x eksi 1 yazacağız. X yerine x eksi 1 yazacağım. Yazarsam bu a çarpı x eksi 1 artı b olacak. Sonra amca bana bunları topla demiş. Topluyorum. Ve topladığımda cevabımın 4x eksi 8'e eşit olması gerekiyormuş. Hadi bakalım bunları toplayalım. Bunu içeriye dağıttım arkadaşlarım. Burası ax artı a artı b oldu. İçeriye dağıttım. ax eksi a artı b oldu. Bunları böyle alt alta toplarsam şunlar cırt cırt gitti. 2 tane ax artı 2 tane b oldu. Şimdi bu iki polinom için adam ne demiş? Şu ikisi için ne demiş? Eşit demiş. Eşit. Eşitse o zaman sağ taraftaki terimlerin aynısı sol tarafta da olmalı. Sağ tarafta x'in katsayısı kaç arkadaşlarım? 4. Sol taraftaki x'in katsayısı kaç? 2a. O zaman a'mız kaç olmalı? 2.
Devam edelim. Sol taraftaki, onu da portakalla yazalım. Sabit terimim eksi 8. Sağ taraftaki 2b. Sabit terimleri de birbirine eşit dersem, eksi 8 eşittir 2b'den. B'yi de kaç buldum? 4. Şimdi bir değişkeni bulduysanız arkadaşlarım, onu polinomda yazın. Mesela çoğu arkadaşınız a'yı buluyor, b'yi buluyor, sonra bakıyor. Burada ne yapacağız diyorum, ne yapacağız diyor. A'yı ve b'yi niye buluyorsunuz siz? Yani bulduğunuz, aradığınız bir şeyi bulduğunuz an yerine yerleştirmek için, değil mi arkadaşlar? O yüzden ana polinomda yerine yerleştiriyorsunuz. Yerleştirdiğiniz... X4 olmaz mı? Efendim? X4 ha, X4 olur. Doğru, teşekkür ederim. Ben senin dikkatini ölçtüm. Px dediğimiz şey ne oldu? 2x eksi 4 oldu. Bak, polinomu bulduk. Oh diyorum ya, çok güzel. Polinomu bulduysam artık x yerine 3 yazarım. 3 yazarım. 6 eksi 4'ten aradığım cevabı 2 olarak bulur. Burada sorun var mı kuzularım? Hocam. Canım. Hocam, bu ilk başta biz dedik yani sanırım dereceleri 1 olduğu zaman ax artı b diyoruz. Evet. Bir şey dediniz. Orayı bir daha tekrar edebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi önce polinomu bulmamız gerektiğini anladık. Buraya kadar sorun var mı Fulya? Polinomu neden bulmak zorunda olduğumuzu anladın hocam, mı? Anladım. Anladım. Güzel. Sonra dedim ki baktım iki tane aynı dereceli polinom toplanmış ve birinci dereceden bir polinom çıkmış. Peki ben bunların aynı dereceli olduklarını nereden anladım? Bakın, içerisinde, polinomun içerisindeki x'in üstleri de 1 ve 1. Gördünüz mü? Dolayısıyla ikisinin de aynı dereceli olduğunu anladım. Aynı dereceli iki polinomu toplayıp birinci dereceden bir şey buluyorsam, o zaman anne polinom da, yani bunlardan türemiş polinom bunlar, farkındaysanız. P'nin içi x artı 1, P'nin içi x eksi 1. O zaman anne polinom diyorum, birinci dereceden olmak zorundadır diyor. Tamam mı? Anladım hocam. Teşekkür ederim. Şimdi kuzular, bakın buna benzer bir tane daha soru yapayım size. Mesela şu örneğimizdeki soru. Şimdi gene aynı kafa. Baktım. Yine yinelemeli bir soru aslında. Merdivenli soru. Aynı fonksiyondaki gibi. Önce sorunun merdivenli olduğunu fark ettim. Merdivenli soru. Sorumuz merdivenli. Oh diyorum ya. Bakıyorum, herhangi bir sayısal değer var mı elimde? Yani bir alt basamak ya da üst basamak var mı? Alt ya da üst basamağın değeri maalesef verilmemiş bana. Değil mi? Verilseydi yineleme yaparak bulacaktım. Ama verilmemiş. O zaman mecbur ne yapıyorum arkadaşlarım? B planı, polinomu buluyorum. Polinomu bulacağım. Bakıyorum iki tane aynı dereceli polinom toplanmış, x kareli bir şey çıkmış. O zaman anne polinom aslında kaçıncı derecedendir? İkinci dereceden. İkinci derecedendir. Ax kare artı bx artı c şeklinde. Toplam ikinci derecedense anne polinom da ikinci derecedendir. Biraz önceki örneğimizde neydi? Toplam birinci derecedendi. Anne polinom da birinci derecedendi. Tamam mı arkadaşlarım? Çünkü dereceleri aynı. Şimdi o zaman devam ediyorum. Anne polinomumuz buysa px kısmında sorun yok. Peki px eksi 1'i nasıl bulacağım arkadaşlar? X yerine x eksi 1 yazarak. Evet, güzel. X yerine x eksi 1 yazacağım. Yazarsam burası a çarpı x eksi 1'in karesi b çarpı x eksi 1 artı c olur. Şimdi anne polinom aynen duruyor. Onda bir sorun yok. Ama yavrucuk polinoma bakarsak arkadaşlarım, yavru polinomu isterseniz açarak yapabilirsiniz, isterseniz her bir terimi ayrı ayrı bularak yapabilirsiniz. Biz henüz yeni öğreniyoruz. O yüzden açalım. Burası x eksi 1'in parantez karesi. Yani ne var orada? Evli, mutlu, çocuklu. Pek evli bir adam gibi çıktı sesin ya Kadir'im. Aslanım, niye öyle çıktı? Evli, mutlu, çocuklu şeklinde pek şarkıymış gibi çıktı. Hiç öyle normal gülen Kadir göremedik yani. Evet, bunu açıyorum. Evli, mutlu, çocuklu kafasıyla x kare
eksi 2x artı 1. 3 tane terim var. Artı b çarpı x eksi 1 artı c. Şimdi bu zımbırtıyı açtım arkadaşlar. Hop hop hop. Burası ne oldu? Şurada kendime bir yaşam alanı oluşturayım. Burası ax kare eksi 2ax artı a artı bx eksi b artı c. Sonra şu adamı da şuraya taşıyalım. Hop, aynen taşıyorum. Ax kare artı bx artı c. Siz polinomları biraz daha iyi öğrendiğinizde biz de bir tık daha profesyonelce bu soruları çözeceğiz. Bu kadar uzun çözmeyeceğiz. Ama şimdi daha çok başında olduğumuz için biraz böyle amele gibi çözüyoruz arkadaşlar. Bunları topladığım zaman arkadaşlarım, x kareli terimlerden kim gelir? Söyleyin bana. 2ax kare. 2ax kare gelir. X'li terimlere bakalım. 2bx. Evet. 2abx olmaz mı? 2b eksi 2ax diyelim biz Türkler ona. Hiçbirinizin kalbini kırmayalım. En son sabit terimlere, yani içinde x'i olmayanlara bakıyorum. 1, 2. Aa, bir de bunlar varmış ana. 2 tane burada varmış. Topluyorum, hepsi ne oldu? Söyleyin bana. 2c. A artı 2c. Değil mi hocam 2c? Evet, A artı 2c. Eksi b. Tamam mı? Şimdi bu adam şuna eşitmiş arkadaşlarım. 2x kare eksi 4x artı 2 eşitmiş. X kare terimi x kare terime eşitliyorum. 2a'mız 2 ise a'mız 1 oldu. Bakın x karelere eşitleyerek buldum. Devam ediyorum. X'li terime eşitliyorum. Sol tarafta eksi 4 varmış. Sağ tarafta ise 2b eksi 2a varmış. Ben a'nın 1 olduğunu biliyorsam o zaman b'mizin de eksi 1 olması gerekiyor arkadaşlarım. Devam ediyorum. Sabitimize bakalım. Sabit terim sol tarafta baktım kaç? 2. Sağ tarafta a artı 2c eksi b. Bunu da toparlayalım. A yerine 1 yazdım. C'yi bilmiyorum. B yerine de 1'i, pardon, eksi 1 yazdım. C'yi de buradan 0 olarak buldum. Şimdi artık bu bulduğum değerleri ana polinomda, ki bu bizim ana polinomumuzdu, polinomda yerine yazıyorum ve cevabımı bulmuş oluyorum. Px polinomu a yerine 1 yazıyorum, x kare, b yerine eksi 1 yazıyorum, eksi x, c yerine de 0 yazıyorum ve bitiriyorum. Takıldığımız bir yer var mı arkadaşlarım? Hocam bir daha anlatır mısınız? Aşkım benim, anlatırım tabii ki. Yani ben bunu sınavda yapmaya kalksam 5-10 dakika gitti. Şimdi kuzularım, bakın bu bizim ilk örneğimiz olduğu için ben bunu size böyle açarak yapmaya çalıştım. Normalde bu kadar uzun yapmıyoruz biz. Yani ben hani bunu size sınav tekniğinde, sınavda bu kadar uzun yapmanızı beklemeyeceğim. Sadece açmanızı bekleyeceğim. Aynı kafayla bakın bir tane daha örnek yapalım. Daha iyi anlayacaksınız. Bu polinomların zor sorularından bir tanesi sabahın da körüne denk geldi ama şimdi siz öncelikle şunu anladınız mı? Benim için geri önemli olan şeyler onlar. Bir, bu adamın merdivenli soru olduğunu, yani yinelemeli olduğunu anladı mı herkes? Şu yinelemeli soru, merdivenli soru olduğunu anladık mı arkadaşlar? Hocam ben anlayamadım şu olarak. Bak, fonksiyonlarda şöyle sorular yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Bir saniye şunu şöyle bir çekeyim ben. Bir örnek göstereyim size. Burayı siliyorum arkadaşlar. Sildim. Evet. Şimdi fonksiyonda şöyle sorular yapmıştık, hatırlayın. Fx artı fx artı 3 eşittir x kare artı 1 diye. Tamam mı? Attık kafadan. F1'i vermişti adam size 3 diye. Buna göre F5 nedir diye sormuştu. Siz merdiven şimdi, sorusu, bunu biliyoruz. Evet, bu merdiven sorusu hatırladınız değil mi? Çünkü neden merdiven sorusu? Siz x yerine 1 yazdığınızda arkadaşlarım F1'e bağlı olarak F mesela 4'ü bulmuş oluyordunuz. Bu arada da 4 demeyin, şuraya 2 diyelim. Yoksa başka türlü asla bulamazsınız çünkü. Böylece F3'ü buluyordunuz. Sonra da x'i 3 yapacak değeri verip F5'i buluyordunuz. Bu soruyla
önemli olan şey neydi? Merdivenimiz, yani asansörümüz doğru tarafa mı çıkıyor diye yapıyorduk. Hatırlarsanız bu soruyu, tamam mı? Aynı şeyin polinom versiyonunu düşünün arkadaşlar. Aynı, hiç farkı yok. Tek farkı şu, bu sefer adam size şu alt basamağı ya da vereceği üst basamağı vermemiş. Vermediği için siz bu ifadeyi, polinomu bulmaya çalışıyorsunuz. Peki aynı soruyu fonksiyonda sorsaydı yapabilir miydiniz? Hayır, yapamazdınız. Neden peki, ikisi arasındaki fark ne? Polinomda derecelerin hep pozitif. Doğal sayılar olması, sıfır olması veya doğal sayı olması, fonksiyondaysa böyle bir şartın olmamasından kaynaklı. O yüzden fonksiyonda hep merdivenin adımlarından birini size veriyordu. Ama polinomda vermedi adam. Şimdi kuzularım, bakın. Size isterseniz testlerden buna benzer birkaç tane örnek yapayım. Testler kaçta başlıyor? Bir bakabilir misiniz? 55 diye atıyorum kafadan ben ama şimdi bakayım. Hocam 36. 36'dan başlıyor, tamam. Şimdi ben size ona benzer birkaç tane örnek yapayım arkadaşlarım. Çünkü bunu da kafadan atamıyorum. Çünkü bunu kafadan atarsam eğer tutmayabilir. Yani polinomu denk getirerek atmak gerekiyor. Onu da şimdi kafamdan yapamayacağım. O yüzden testlerimizde varsa ona benzer bir soru diye bakıyorum. 16. soru olabilir mi? Kaç aşkım? 16. Bakıyorum. Ha evet, süper. 16. soru, doğru söylüyorsunuz. Yine basamaklı bir soru. Bakın, basamaklı. Alt basamağı da vermemiş. İkisi de aynı dereceli. O zaman P polinomu aslında birinci derecedenmiş dedik. Yani AX artı B dedik. Anne polinom bu. Bundan çıkan yavru polinomlardan bir tanesi X eksi 1. Nasıl bulacaksınız? X yerine X eksi 1 yazarak bulacaksınız. X yerine X eksi 1 yazdınız. Burası A çarpı X eksi 1 artı B oldu. Şimdi kuzularım, bakın. Burada uzun uzun açmayacağım, tamam mı? Buranın değeri 4x eksi 6'ymış. Şimdi uzun uzun açmayacağım amele gibi. Artık bir tık daha pratik çözmeye çalışıyorum. Bu aslında kolay çünkü birinci dereceden. Bu kolay ama gene de vakit kaybetmeden çözmek istiyorum. Burada diyorum ki bu iki ifadenin toplamı birbirine eşitse o zaman x'li terimi bulalım. X'li terim birinciden arkadaşlarım ne gelecek bakın? Ax gelecek. İkinciden ne gelecek? A, X gelecek. İkisini toplarsam arkadaşlarım iki tane A olacak. Ve iki tane A bakıyorum kaça eşit olmalı? Dörde eşit olmalı. A'mız buradan 2 olacak. A'mız 2 ise polinomun X'in katsayısı 2 olacak. Maalesef hiçbir şeyi eleyemediniz. Devam edelim. Sabit terimimize bakalım. Sabit terim içinde değişkeni olmayan terimdi. Yukarıdan kim gelecek? B. Aşağıdan kim gelecek? Hop çarptım. Eksi A. Ve aşağıdan kim gelecek bir tane daha? B. Hepsinin toplamının bakıyorum eksi 6'ya eşit olması gerekiyormuş. O zaman 2B eksi A'mız eksi 6 ise A yerine 2 yazarsam B'miz de buradan eksi 2 olarak bulunur. O halde bunları anne polinomda yerlerine yazıyorum ve P polinomunu buluyorum. Diyorum ki 2x eksi 2'dir. Burada sorun var mı arkadaşlarım? Aynısının ikinci dereceden olanını arayacağım, bulacağım size. İkinci derse onu da daha pratik çözmeyi de göstereceğim bir kere daha. Tam bu gerçekten önemli bir soru tipi. En zorlarından bir tanesi polinomların. Hiç kafanızı takmayın. Bir örnekte daha pratik bir şekilde göstereceğim. Tamam mı kuzularım? Hocam. Teneffüsünüzü almayayım. Dersiniz süresi doldu herhalde. Efendim canım. Hocam sayfa 38 ve 39'da iki tane soru var. X küp açılımı, pardon küp açılımı sorularından. Hangi soru mesela Fulya? Mesela hocam sayfa 39'da 14, 38'de de 6. Ben de 14'ü uzundu, bayağı hocam yapamadım. Evet aşkım, bunları çarpanları ayırmayı bitirelim, ondan sonra yapalım, oldu mu? Çok basit sorular aslına bakarsanız bunu. Acayip basit yani.
Ama şimdilik burası tam küp çıkacak arkadaşlarım. Bakın şöyle göstereyim ben size. P x eksi 3 polinomu aslında x eksi 1'in kübü olacak. Buraya 1 ekleyeceksiniz, 1 çıkaracaksınız. Şunu, şunu, şunu ve şunu kullandım diyeceksiniz. Geriye eksi 2 kaldı. Siz x eksi 3'ü x artı 2'ye dönüştürmek için bunun içindeki ifadeyi A'lı yazıyordunuz, hatırlayın. İsim değiştiriyordunuz Mustafa Kemal hesabı. Siz A eksi 3'ü x artı 2'ye eşitliyorsunuz. A yerine ne yazmanız gerekiyor? X artı 5 yazıyorsunuz. Yazdığınız zaman P polinomunun içerisi arkadaşlarım x artı 4'ün kübü eksi 2 oluyor. Yani aslına bakarsanız bu kadar basit bir soru. Ama şu an şu açılımı size henüz anlatamam. Bu açılım çünkü size 9. sınıfta, 8. sınıfta anlatılmadı. Bu yıl anlatacağız. Polinomların devamında anlatacağız. O yüzden bu soruyu pas geçebilirsiniz. Tamam mı gençler? Tamam hocam. Tamam. Aynı şey tam kare tam anlatılmadığı için tam küp. Onları pas geçebilirsiniz. Başka sorumuz var mı? Hocam 6'da mı öyle? Bakayım aşkım. Yoksa aynı sayfada mı? Evet hocam 6'da mı? 8'de 6. Bakayım. Evet aşkım o da öyle. Bu da x artı 1'in kübü artı 3 şeklinde. Yerine yazdığınızda 3 gelecek. 3, 3, 6 olacak cevap. Ama bunu şu an için siz yapamazsınız. Oldu mu arkadaşlar? Tam küp açılımı gerekiyor. Ama ben size tam küp anlattıktan sonra böyle ne kadar basit bir şey ya diyeceksiniz. Tamam. Henüz tamam. Anlatmadık ama. Peki. Çıkıyorum arkadaşlarım. Teneffüsünüz yedim zaten. 3 dakikası gitti. Öpüyorum. Birazdan gene görüşüyoruz. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Kahvaltı yapın, uyanın bir.